Nasıl geçiyor? Biraz yoğun Galatasaray. Üst üste basın toplantıları var. Transferler, dün Omar Abdullah açıklandı. Fatih Öztürk açıklandı. Onun öncesinde Arda Turan, Oğulcan. Basın toplantılarında başkanın söyledikleri birçok aslında sizi bugünlerde özellikle sonraki günde yoran gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bizi yoruyor belki olabilir ama taraftarların henüz daha beklediği gelişmeler o olmazsa olmaz denilen şu anda orta sahadaki 6 ve 8 numara transferleri bir değil belki de 3 ya da 4 tane transfer olması gerekiyor oraya. Şu anda Galatasaray'ın en zayıf halkası orası. Sonuçta Seri, Lemina, geçen sene devre arası Enzonzi, Selçuk futbolu bıraktı. O bölgede 4 ihtiyaç var. şu andaki o dünkü imzalar hepsi bilinen şeylerdi. Galatasaray'ların çok merak ettiği Scott var. Sana da biraz sonra mutlaka o konuda sorular. sürekli soruluyor. Sürekli soruluyor. Ben, Kısa bir Galatasaray değerlendirmesi alın. Çünkü gündem Fenerbahçe olsa oraya geçeceğim. O zaman geçeceğim. yine konuşuruz. Scott biri geliyor. Bugün yarın İstanbul'da belki bu gece belki yarın. Çok merak ediyoruz çünkü. Ya hakikaten transfer olsa bu kadar olmaz. 6 aydır Galatasaray'daki o kondisyon sıkıntısını Scott Piri giderecek. Yani herkes rahat olsun Scott Piri yolda Evet Galatasaray'ı konuşacağız değerli izleyenler ama bilindiği gibi öğle saatlerinde bugün... E, Sosa'nın Fenerbahçe ile anlaştığı ve en geç Perşembe günü İstanbul'da olacağı bilgisine ne Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ulaştı. Şimdi kimsenin hakkını yemem ben biliyorsun. Haziran ayının e, ortalarında yine e, sevgili Levent Ümit Erol, e, paylaşmıştı. Sosa Fenerbahçe'ye gelecek Trabzonspor'un teklifini kabul etmedi. E, Ağustos or ayının ortalarında Fenerbahçe forması giyecek açıklamasını yapmıştı. Buradan kendisini e, tebrik edeyim. Bugün de İstanbul'a geleceğini ve Fenerbahçe ile anlaştığını sevgili Ahmet Selim Kul verdi. 35 yaşında Sosa. Müthiş bir kariyer. Bayer Münihler, Milanlar, Beşiktaşlar, Trabzonsporlar. Olağanüstü bir futbolcu gerçekten. Çok yetenekli. Her an maçı değiştirebilecek özelliklere sahip bir futbolcu. 35 yaşında ama profesyonelliği nedeniyle 35 göstermeyen isimlerden bir tanesi. Nasıl buluyorsun Sosa transferini? Bir defa... Fenerbahçe'nin kaç para vereceğini çok merak ediyorum. Trabzonspor yönetimini, Sayın Ahmet Ağoğlu'nu bu konuda Sosa konusunda taviz vermediği için kutluyorum. Yani Sosa'ya 2 milyon euroya kadar çıkıldı zannedersem. Tam almış olduğum rakamlar, Trabzonspor'un yapmış olduğu rakam. Trabzonspor'da oynuyorsun, futbolu orada bırak. Yani 3 senedir oynuyorsun. Beşiktaş, Milan, evet kariyerinde çok önemli kulüpler var. Ama Trabzonspor'da seviyordun. Son 2 senesine bakıldığı zaman iyi değişler yaptı. Pandemi süreci sonrası futbolu belki tartışabilir. Fakat hiçbir Trabzonsporlu'nun ben şu anda Sosa'nın takımdan Nova üzülen olmuştur. Ama Sosa'nın bu şartlarda 2 milyon euro teklif edilip ve bunu kabul edilmediği yerde sen rakiplerinden bir Fenerbahçe'ye gidiyorsun. Kaç para alacağını bilmiyorum. En beğendiğim futbolculardan bir tanesidir onu da söyleyeyim. Emre Belezoğlu da çok beğeniyor ki bu transferi bu kadar istediler ve istemeye de devam ediyorlar. Hayırlı olsun ama e, alacağı rakam merak ediyorum. 2 milyon euro eğer Trabzonspor'da garanti parayı kabul etmeyip bunun tabii ki bonusları da var. Çok çok iyi teklif yapmış Trabzonspor bana göre çünkü Arjantin'de Fenerbahçe'den sonra belki gidip ülkesinde bırakmak isteyen futbolcular olabiliyor. Oradan gelen teklifin 550-600 bin euro olduğunu duydum Hakan. Yani biz hakikaten burada inanılmaz bir bol keseden vermeye meraklıyız. Evet. Bol tamam evet çok iyi bir futbolcu. Çok iyi bir orta saha. Çok iyi kariyeri var. Ama bugün o zaman kulüpler ağlamasın ya. 2 milyon eurolar, 2,5 milyon eurolar bu rakamlar daha belli değil. 2 milyon euro Trabzonspor'unkini kabul etmiyorsa Fenerbahçe'den alacağı rakam bilmiyoruz. Artı bir sözleşme için belki 2 artı 1. Çünkü Trabzonspor 1 artı 1 demişti. Fenerbahçe'nin vereceği e, tam şeyi bilmiyoruz. Yani bir öğrenmemiz lazım, görmemiz lazım. Açıklamayı beklememiz lazım. Ama rakamlar konusunda o kadar çok şey konuşacak var ki. Yani bu günlerce beklenildi. Denildi ki şu olsun. İşte rakamlar belli olsun. Federasyon hemen limit açıklansın. Biz de ona göre yolumuz. Limit açıklandı. Açıklanır açıklanmaz. ilk söylenen şey neydi? Biz bu limitlerde eksi 3 puanla başlıyoruz. Erol Hoca'yı bile açıklayamayız denilmedi mi Hakan? Evet. Denildi değil mi? Ama şimdi bakıyoruz. Dört gündür, beş gündür yapılan transferler, hepsi birbirinden önemli transferler. Başarılar, kutluyorum. Kimse yanlış anlamazsa kutluyorum yani. Bunu yapmak da bir marifettir. Burada yeni sponsorlar, Vedat'ın satışından gelecek olan para. Ama ilk gün o ortalığı yangın yerine çevirenler ve şimdi Fenerbahçe'nin bu şekilde, bu şartlarda bunu yapması, henüz bankalar bile anlaşması yapmadan hakikaten kutluyorum yani. Büyük başarı, sihirbazlık. Transferde kim, hangi bu oyuncuları nasıl yaptı diye hiç bakmam. Kutluyorum ama bir taraftan da Sosa gibi futbolcuya Trabzonspor 2 milyon euro verecek. Sen ona ikna edemeyeceksin. Sonra Fenerbahçe'ye gidecek. Demek ki burada en az bir %50 fazlası var yani. 2 milyon euro ve Trabzonspor'da devam etmiyorsa 3 senedir orada başarılı işler yaptığında. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı var demek yani. Fenerbahçe bulunamadı o bölgeye bu tarz bir adam. E şu anda orada baktığın zaman iyi adamlar var. Şimdi evet bulunamadı diyoruz ama orada mesela ben bir Mert Hakan Yandaş'a mesela 10 numara araçlarında eğer Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de 10 numarayı giyerse hiç şaşırmam. Şu anda orada on numara yok diyoruz. Sosa. Bakıyorsun Gustavia. işte Mert Hakan. Acaba Ozan, Mert Hakan iyi bir alternatif olarak mı düşünüldü? İyi bir. Zaten hep söylediğim bir şey var ya seninle yaptığımız daha önceki programlar. Fenerbahçe'nin şu andaki transfer politikası 11'de oynayan oyuncuları transfer edeceğim. Hem bu ligi bilen oyuncuları alternatifleri de 11'de oynayacak. Bak şimdi bakıyorsun Gökhan, Caner bu ligde bir direkt 11'de oynayan oyuncular değil miydi? Evet. İsmi geçenlere bakıyoruz. Antalya Spor'da Nazım Şangara bugün yarın Fenerbahçe onu da açıklar. O da milli takıma kadar yükselen bir sabit. E sol tarafa bakıyorsun. Caner, Novak ikisi de... Fenerbahçe onu... Nazım Şangara'yı açıklar diyorsun bir iki güne. Bence açıklar bir iki güne. Belki bugün Murat belki yarın. Murat duymuştur inşallah. Fenerbahçe Nazım Şangara'yı eli kulağında yan açıklar. Antalya Spor'la da Kasımpaşa'daki ilişkiler Güzel bir kırmızı Spor... verdi Savaş zorlu. Antalya Spor'la ilişkiler de Fenerbahçe 1-2 gün içerisinde Nazım Sangare'yi açıklayacak diyor. Antalya sporla, Antalya spor'la Fenerbahçe yönetimin arası gayet iyi geçmişten de şu anda da transfer konusunda Fenerbahçe'nin elinden çıkarmak istediği oyuncular da var. Orada eski Antalya Spor'lu Mevlüt Erdiç var, i̇şte son var, yabancı futbolculardan da olabilir. Orada Bak bir şimdi spinlemde. bir izleyicimiz diyor ki Resul Akbaş transfer hattı etiketine so so yazmış. Fenerbahçe'li olarak Sosa'nın transferini istemiyorum. Hatta transfere para harcanmasını bile istemiyorum. Mevcut kadro zaten ilk altıya girer bu da yeter zaten demiş. İlk altıya girer ne demek ya? Mevcut kadro altıya girmek değil ki. Fenerbahçe'nin bu sene olmazsa olmazı şampiyonluk. Ve o şampiyonluk içinde Fenerbahçe yönetimi Sayın Ali Koç, Emre Belezoğlu, Erol Bulut şu anda kolları sıvamışlar. Bu sene şampiyonluk Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Ve bak tekrar söylüyorum Fenerbahçe'nin 11'de oyuncak, 11'de 11 oyuncuyu yapıyor. Yedeklemelerini de 11'de oynayınca devam ediyor. Hüseyin Topal Bey diyor ki Fenerbahçe olarak Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen yapılan transferler bence çok iyi. Sosa hariç demiş. Ee, bakıyorum yine. Şimdi Fenerbahçeliler birçok. E, Sosa. BFM M, Taşralı'nın ikli bir arkadaşımız. Fenerbahçe Sosa'da neden bu kadar ısrarcı? Başka adam mı yok? Vedat içinde 16 artı 2 çok az değil mi? E, Mamed Hiyan ve Valencia nasıl olur sizce demiş. Bir ara 40 milyon eurolara falan biliyorsun Vedat Muriç için konuşuluyorlardı yani sezon başında geçen sene. Sonra 20-25 şimdi 16 artı 2. Belki biraz daha çıkabilir o rakamlar. Sosa için eleştirilere %100 katılıyorum ama Sosa bana göre bir Emre Belezoğlu transferidir. Sportif direktör şey bunu da Sosa transferi Emre Belezoğlu transferidir. Emre Belezoğlu Sosa'nın futbolunu, futbolculuğunu, kariyerini çok beğenen bir isim. Ve Fenerbahçe'de iyi işler yapmak istediğini düşünüyor. Yine bu ligi bilen. Ya transferlere bakar mısın? Tamamı Süper Lig oyuncuları şu anda. Bizim Süper Lig'imizi bilen oyuncular. Hepsi de 11 oyuncuları. Şu anda dışarıdan oyuncu yok. Evet. Ve devamı gelecek diyorum. Yani. Fatih Aydın, Süper... Aydın demiş ki Ener Valencia ve Perotti ne durumda demiş. Perotti'nin de e, gelmesi bekleniyor. Volkan Demir'in haberi. E, transferin noktalandığı ve önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtiliyor. Ener Valencia ben pek ihtimal vermiyorum. Zor bir transfer. Bölgesini. Zor yok, bir transfer. Zor transfer değil. Kulüpsüz. Yani, yani kulüpsüz. Şöyle zor. Meksika'daydı en son. Tigre'deydi. E, e.